merkezi, bilim teknoloji evrenine hoş geldiniz. Bazı bilim insanlarına göre yakın çağ bitti ve şu an teknoloji çağındayız. Bunu da bilgisayarın icadıyla beraber olduğunu söylüyorlar. Ben de bu düşünceye katılanlardan biriyim aslında. Peki internet bunun neresinde? Kimilerine göre bilgisayar internetle beraber hayat buldu, canlandı ve insanlar bu sayede birbirine bağlandı. O halde asıl soru şu: İnternet günümüzde ne durumda ve gelecekte nasıl olacak? İşte bu soruları bugün TürkNet'in CEO'su olan Cem Çelebi'lere soracağız. Hadi gidelim. Cem Bey, merhaba. Merhaba Atfe, hoş geldiniz. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok nasılsınız? Teşekkürler kendisi. Çok iyiyim, çok sağ olun. TürkNet ofislerine hoş geldiniz. Benim çalıştığım oda burada. İsterseniz size ofislerimizi gezdirelim. Çok memnun oluruz. Buyurun. Biz burada İstanbul'dayız. Torun Center Garden Office denilen alanda. Geniş bir ofisimiz var, 4500 metrekare civarı. Şu anda genel müdürlük denilen bölümdeyiz. Birlikte isterseniz aşağıya bir de geniş alanımız, operasyon bilimlerinde çalıştığı alana geçelim tabii, birlikte. Rahat, güzel bir yeriniz varmış. Evet, hem aydınlık hem de 5 metre tavan yüksekliğimiz var. Bu arada aklıma gelmişken benim merak ettiğim bir şey vardı. Bu CDN ile peering tam olarak nedir? Çok güzel sorular. İnternetin temel teknolojisinde, yapısında yer alan kavramlar. Yani ilk önce internetin mimarisini tarif etmek gerekirse, birçok telekom geleneksel şebekeden farklı olarak internet aslında tek bir merkezi veya tek bir sahibi olmayan bir sürü farklı yönetilen ama aynı teknolojiyi kullanan şebekelerin bir araya gelmesinden internet oluyor. Bir sürü network'ün bir araya gelmesi, hani internasyonel gibi internet. Ve bu yapı içinde şebekeler birbiriyle irtibatlanıyor ve peering dediğiniz internet değişimin yapılmasıyla birlikte iki şebeke arasındaki trafik değişik dokuş yapıyor. Bizim müşterilerimiz, TürkNet müşterisi bir şekilde Almanya'da, Moğolistan'da, Kazakistan'da, başka Güney Amerika'da bir internet siteye veya bir içeriye erişmek istediğinden TürkNet'in kendi şebekesi oraya kadar uzanmıyor. Ama bizim irtibatlı olduğumuz şebekeler var. Onlar bizzat orada olabilir veya onların irtibatlı oldukları peering'in yapıldığı şeylerden bağlı şey oluyorlar. Peering dediğimiz kavram aslında iki şebekenin ücretsiz bir şekilde genellikle trafiği değiş tokuş yaptıkları bir yapı. Hmm. Bu tabii internetin yapısı içinde bir temel taş. Çünkü bu peeringlerin çoğalmasıyla trafik en sonunda geçiyor. Genellikle mesafe ve atlama sayısı ne kadar azsa o kadar da hızlı geliyor içerik ve kaliteli oluyor. Dolayısıyla kuvvetli bir peering veya kuvvetli bir internet değişime sahip olmak, çok sayıda peering, çok sayıda şebekeyle irtibatlanmak, doğrudan kaynaktan almak çok değerli. TürkNet o açıdan buna da önem veriyor ve çok sayıda peering'e sahip. Yani çok sayıda şebekeyle doğrudan bağlantı kuruyor. CDN dediğiniz Content Delivery Network, bu özellikle son 5-10 yıldır internetin hacime, kullanım baktığınızda videolu içerik çok yüksek bir orana sahip olmaya başladı. Video içerik çok bant genişliği tüketen bir unsur ve dolayısıyla çok sayıda insan bir videoyu izleyecekse ve tekil bir noktadan bunun yayını yapılıyorsa çok verimsiz oluyor ve şebeke kaldıramıyor. Dolayısıyla bu kontenti, bu içeriği dağıtılıyor.
müşteriye daha yakın noktaları şey yapılıyor. Yani gidip bütün dünyanın bir Netflix filmi veya herhangi bir şeyi ta Amerika'dan izlemesi çok verimsiz bir şey. Tabii, dolayısıyla Türkiye'ye dolayı. Kadar o içeriğinin yerleştirilmesi, hatta unutun Türkiye, çünkü Türkiye'de devasa 25 milyon hanenin olduğu, 80 milyon insanın yaşadığı bir ülke. Şehirlere kadar inmesi mantıklı. En azından Adana'dan biri, Antalya'dan biri, Bursa'dan biri, Eskişehir'den biri, İstanbul'dan, Amerika'dan da değil, İstanbul'dan değil, kendi bulunduğu şehirden bu içeriği indiriyorsa çok daha hızlı geliyor, çok daha kaliteli oluyor. 4K içerikse 4K'yı izleyebiliyor. Bu olmasaydı ta ileriden alacaktı, paket kaybı olacaktı, donma olacaktı, kötü olacaktı. Dolayısıyla hız da önemli. Hız, aynı. Hızı da önemli. Kullanma hızı da önemli ama bir şebekenin, TürkNet gibi bir şebekenin buna yatırım yapması, önem vermesi ve o içerikleri Türkiye'ye kadar getirmesi, Türkiye'de şehirlere kadar getirmesi, yani müşteriye yaklaşması çok büyük fark yaratıyor. Hem peering hem CDN yatırım yapmak, onları çoğaltmak ve o tarafta iyi bir stratejiye sahip olmak, o servis alıcının, müşterisinin deneyimi çok etki eden unsurlar. Burada geçerken şey görmüştüm şurada, işte gigafiber diye bir şey var, o nedir? Gigafiber, TürkNet'in kullandığı terim ve aslında gigabit, gigafiber gigabit teriminden çıkıyor. Bir de fiber teriminden. Fiberden farklı mı? Yok, şöyle yani gigabit tabii 1000 megabiti anlatan bir kavram, tekabül eden. gigabit aslında fiberin hakkıdır. Belki de önümüzdeki dönemde daha da yüksek hız. Yani fiber üzerinden 10 gigabitler, terabitler vesaire neredeyse bir şey oluyor. Ama bugün de çok rahatlıkla fiberler aslında gigabiti hizmetleri sunuyorlar ve simetrik olarak. Ülkemizde fiber bir süredir, en az 10 yıldır eve kadar fiberler döşeniyor. Fakat bu altyapı üzerinden genellikle değil gigabit, 20, 30, 25, 40, 50 en fazla bilemediğiniz 100 megabitler sunuluyor. Şimdi öyle olunca fiber var, fiber var deyince fiber kelimesi tek başına bunu anlatmak için yetmiyor. Ve kaldı ki karma yapılar, FTTC denilen sağ dolabına kadar fiber, sonra bakır, DSL olan yapılara bile fiber deniliyor. Yani fiber değil aslında uçtan uca. İçinde biraz fiber var, biraz fiber olunca buna da bir fiber deniliyor. Ya o zaman tüketici diyor ki yani zaten bende fiberim var, senin fiberin neden üstün? Şimdi senin fiberin var ama sen o fiber var ya da yok ama zaten 20 megabit alıyorsun. Bizim size sunduğunuz 1000 megabit simetrik. Zaten Türkiye'de download hızı ortalama 30 gibi, upload zaten daha da kötü. Türkiye'de evet. 6 megabit. Türkiye'de bayağı düşük. Ortalama 6 megabit. Bizim 1000'e 1000, yani upload değil 6000, download değil 30000 olunca bunu tarif eden, farklı bir bakış açı getiren bir isime ihtiyacımız vardı. Neden? Ve gigafiber dediniz. Ona gigafiber dedik ve fiberin hakkını veren, gerçekten heyecanlanacak bir fiber. Çünkü Türkiye'de artık biraz hayal kırıklığı oldu. 10 yıldır fiber deniliyor ama bir şey değişmedi deniliyor. Şimdi biz iddialıyız o anlamda, yani bizim fiberimizi bir bakın çünkü fiberimiz diğerleri gibi değil. Bizim fiberimiz farklı. Daha güzel ve hakkını veriyoruz, 1000 megabit veriyoruz ve bununla bir marka yarattık, bir heyecan yarattık ve artık yani bence sektör için güzel tarafı fibere heyecan tekrar bir alevlendi. Çünkü sönmüştü ve artık tüm operatör, tüm sektör, tüm tüketiciler, karar vericiler de artık bunun önemi ve fiberi sadece 6 megabit, 10 megabit vermek için değil, bu yüksek hızları vermek için ne kadar önemli olduğunu herkes anladı. Anladım. Ve şu anda biraz da bir yarış oldu. Herkes o gigabit hızları için bir yatırıma girdi. Bu da toplum için çok güzel bir şey. Biz de anlamış olduk böylelikle. Günümüzde internet, iletişim, bilgi alma, haberleşme ve hatta kanıt sunmaya dair çok önemli bir yer taşıyor. Aynı oranda tabii ki hız da bununla beraber bir önem arz ediyor. Bu konuda merak ettiğim bir soru var Cem Bey. Ülkemizde hala internette fiber altyapısı şu an gündemde ve popüler olan ama 3'te 1'i kullanıyor sadece bunu. Ve yani 11 milyon hane sanırım DSL hattını kullanıyor. Neden bu halde? Türkiye'nin altyapısını geliştirmek için neler yapılabilir sizce? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Gerçekten ülkemiz için öncelikli olarak
iyi bir internet altyapısı, yüksek veya internet altyapıları, yüksek hızları elde edebilmek, herkesin bilgi toplumuna dahil olabilmesi için ve insanımız, toplumumuz içindeki potansiyelini istifade etmek için, kalkınma için çok kritik bir unsur. Tüm dünyada bunlar da takip ediliyor. Ülkeler arasındaki farklara da bakılıyor ve gelişimlere bakılıyor. Türkiye'ye baktığımızda fiber kapsama alanı olarak aşağı yukarı Avrupa ülkelerin içinde ortalama bir seviyede bir yandan. Yani en iyi öğrenci de değil, en kötü de değil. Farklı ölçümlemelere göre kapsam olarak %40'lı %50 arasında bir kapsamı var. Ama dediğiniz gibi kullanım bir tık daha aşağıda. Daha 1/3 gibi. Fakat hızlara baktığımızda hani bir fiber altyapı var aslında her yere ulaşmamış olsa da ama Türkiye'nin hızlarda orada gerçekten değil ortalama sınıfın en altlardayız. Yani Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştığımızda Türkiye çok ciddi düşük bir hız kullanıyor. Orada tabii ki neden böyle bir durumdayız ve ne yapmamız lazım? Yani burada sıkıntılardan bir tanesi bu fiber altyapı olsa bile aynı DSL'deki hızlar fiberde satılıyor. Aslında potansiyeli çok daha yüksekken DSL'de oturmuş hızlar, DSL'in bakır kablonun sınırlayıcı kapasiteler ve asimetri yani upload'un yükleme hızının download'dan düşük olma gerçeği fiberi de yansımış. Ama fiberin kendisi böyle bir kısıtlama içermiyor ki. Fiber aslında simetrik yani yükleme ile indirme hızının aynı olduğu bir ortamı sağlıyor. Ama Türkiye'de nedense farklı satılıyor. Yani bu durumun tabii değişmesi, toplum için gelişmesi çok çok kritik. Biz TürkNet olarak kesinlikle aynı bu soruları sorup bu alanda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Anladım. Ya şimdi sizin de söylediğiniz gibi hızlar düşük. Yani %75'i 10 megabit ile 35 megabit arası yanlış bilmiyorsam hizmet alıyor. Ve yani 100 megabit hız alanında çok az insan var. Ya ben de almıyorum. Bende de 100 megabit yok yani. Peki yani merak ettiğim bir şey var. Boyutlar da çok yükseliyor. Yükseldikçe bizim daha yüksek internet hızlarına ulaşmamız gerekiyor. Yani bu sadece fiyatların yüksek olması, alım gücünün düşmesiyle mi alakalı? Yoksa ülkemizde altyapısal bir sorun da mı var bununla alakalı? Bu yüzden mi düşük yani? Yani anlamaya çalışalım hep birlikte. Şimdi bir defa tabii şeyi büyük resimde neler oluyor anlayalım. Bir defa bütün dünyada uzun yıllar evlerimizin haberleşme ihtiyacı bakır kablolar sağladı. Yani ta ilk Alexander Bell'in telefon hattı, telegraf hatlarından başlayıp yani 100 yılı aşkın bir süredir her yeri bakır sağladı. Bu bakırın bir yere kadar bir iletkenlik olarak bir sınırlaması var. Yani sunabileceği hızlar. 80'li yıllardan sonra artık fiber optik teknolojiler hayatımıza girmeye başladı ve şu anda bütün dünyada ve ülkemizde artık bu evlere giden bakır altyapı bir fiber altyapıyla değişiyor. Bu tabii nesillik bir değişim ve bir günde olan bir şey tabii, değil. Tabii Grambel'den buraya kadar olan. Dolayısıyla tabii bu bir değişimi yönetmek toplum olarak bir sektör olarak kolay bir şey değil. Çünkü aynı anda hem eski teknolojiden istifadenler var hem de yeni teknoloji. Dolayısıyla yani birden hani geçiş yeni kolay olmuyor yani. Sabah kalkıp hepimiz fiberliyiz dolayısıyla bakırı unutuyoruz falan diye bir şey de yok. Dolayısıyla eş zamanlı olarak bu geçişi iyi yönetmek lazım. O tabii mevcut oyuncuların, sektör oyuncularının motivasyonları, iş modelleri, planlamalarına bağımlı olarak farklı ülkelerde farklı hızla bu değişimler oluyor. Bunu da görüyoruz. Yani çok farklı gerçekten. Yani baktığımızda Avrupa'ya mesela en hızlı ve en yüksek fiberleşme onlarına sahip İspanya, Portekiz gibi ülkelerde %80-90 kapsamı varken aslında en geride kalan ülkeler belki sürpriz olacak Almanya, Avusturya gibi ülkeler daha %10'larda vesaire. Yani çok büyük değişiklik var, değişkenlik evet, var gösteriyor. Aslında Avrupa içerisinde. Şimdi burada toplumsal kararlar, sektör oyuncularının kararları, rekabetçi itici güçlerin olup olmaması bunu hızlandırıyor veya yavaşlatıyor. Yani TürkNet olarak bizim gördüğümüz inancımız aslında altyapı rekabetinde yeteri kadar bu rekabet gücünün, itici gücün, baskının olmamasından dolayı bir tık yavaş ilerledi. Aslında gene ilerledi. Türkiye dediğim gibi ortalarda kötü bir yerde değil.
karar vericiler, BTK bizim bilgi teknoloji iletişim kurumunda bunu çok önemseyen ama bu hızları yansımadı. Yani o sonunda şeyi de gösteriyor. Yani rekabet olmayınca altyapı yapılsa bile en de sonunda mevcut hali hazırdaki hızları kimse zorla durup dururken yükseltmiyor. Kullanıcılar en çok şeyi diyorlardı. İşte tam olarak bu noktada belki rekabetten, belki şeyden dolayı, buradaki işleyişten dolayı hem çok yavaş hem de dünyanın en pahalı internetlerinden birini kullanıyoruz diyorlardı ve böyle sistem ediyordu kullanıcılar. Doğru. Yani açıkçası tabii fiyat ayrı bir tartışma ama aslında baktığınızda karşılaştırmalarda Türkiye'de Avrupa ülkelerine göre yani ister düz kurdan hesaplayın, ister farklı yöntemlerle işte alım gücüyle de gene orantı dayaraktan yaptığınızda aslında çok da pahalı değil. Öyle mi? Türkiye'de aşağı yukarı şu anda düz kur hesabında interneti 10-11-12 dolara alınıyor. Yani Avrupa'da bu ortalamalar çok daha yüksek. 20 dolar üzerinde, hatta bazı ülkeler 30-40-50 dolar. Amerika'da veya Avro, Amerika'da zaten ortalamaları daha çok 100 dolara yakın. Ama ve sonunda aslında internet öyle bir hayatımızın bir ana parçası oldu ki aslında onu hizmet internet aldıktan sonra bütün hane, bütün ev halkı aslında baktığınızda eğlenceden tutun, eğitime kadar, iş yapmaya kadar aslında yeni büyük düşünen o para aslında çok geniş bir etki alanına sahip. İnternet yani, zaten yani zorunlu bir ihtiyaç gibi yani. Yani bir artık aya ödeneniz o paralar sonunda baktığınızda başka faaliyetleri, ailece bir yemeğe gidelim, iş yapalım, aslında o ödeniz para bir günlük, iki günlük harcamaya veya bir eğlencenin karşılığıdır ama bir ay boyunca bunu kullanıyorsunuz. Yani şeyi de ama yani eninde sonunda çünkü uzaktan eğitim bile internet olmadan mümkün tabii, olan bir şey değil. Yani. Ve pandemi dönemi kesinlikle hane halk içerisinde bunun işte yüksek hızlar, kapasiteler, hane halk içinde hem çocukların eğitimi, anne babanın online bir şekilde videolu görüntü yapmaları, toplantılarına dahil olmaları bu yüksek hız gereksinimi ortaya koydu. Ve artık Türkiye'nin hani çok düşük seviyede hızlardan devam etmesinin çok olabileceği bir durum olmadığını da gösterdi. İhtiyaç var sonunda. O açıdan yani sadece fiber yapmak değil, bu da tabii çok önemli ve Türkiye için gündeminde devam eden bir proje, daha olması gereken noktada değiliz. Ama diğer yandan fiberin olduğu yerin sonuna kadar kullandırılması, artık bu asimetrik düşük hızların yerine daha yüksek hızların kullanılması çok kritik olmaya başladı. TürkNet olarak biz burada çok ciddi adım attık. Zaten en yüksek hızları biz veriyoruz. 1000 megabit veriyoruz. Ortalama Türkiye'de 30 megabitken çok daha yüksek hızlar veriyoruz. Bütün sıralamalarda zaten birinci olarak çıkıyoruz. Ama önemli olan sonunda bu farkındalığı bizim de katkılarımızla, toplumda zaten olan bir farkındalığı artık şey yansıdı. Ve rekabetin ortaya çıkmasıyla artık tüm operatörler ve karar vericiler artık bunun kritik bir konu olduğu ve bu hızların yükselmesi gerektiğini anladılar ve şu anda bir hareket var. Tam bu hız konusuna gelmişken, yani bizim gördüğümüz kadarıyla araştırmalarımızdan 2002 yılında dünyadaki internet hız testlerinde Türkiye ülkeler arasında, bütün ülkeler arasında 107. sırada. Peki yani gelişmiş bir ülke olarak Türkiye tanımlanıyorsa eğer, niye bu kadar gerideyiz? Yani biraz da konuştuk. Dediğim gibi bir yandan yatırım gereksinimi var ama yatırımlar yapılmıyor değil, yapılıyor. Bu biraz devlet bazlı olan bir kaçınma. Yani bu sonunda da bir toplum içinde ve dediğim gibi sektörün oyuncularının motivasyonları, yatırım hızları ve kendi hızlarına bağlı ve sonunda hem toplumsal talep hem de rekabetçi baskının bir araya gelmesiyle bunlar hızlanıyor. Tabii ki altyapı yatırım yapma kolaylığı zorluğu da etki edebilir. Coğrafi olarak dünyaya baktığımızda yani bir şehirden ibaret ülkeler de var, hani Hong Kong gibi. Buralarda çok hızlı çünkü aslında fiber döşemek hani kilometrelerde binlerce kilometre yapmanıza gerek yok. Bazı coğrafyalar öyle geniş ki yani isteseniz bile herkes bunu yapalım dese bile zaman alıyor çünkü çok geniş. Şimdi Türkiye gene dediğim gibi orta bir yerde fiziki durum da burada fiziki, söz konusu. Şimdi şehirler yoğun ama geniş bir alan, büyük bir yatırım, büyük bir proje. Fakat en sonunda bunu oldurtan girişimciler, talep, ister ihtiyaç hepsi var. Bunların bir şekilde bir araya gelmesi ve artık hani bunu oldurtalım
şeyinin çıkması, tetiklenmesi bazen zaman oluyor. Bazen bütün şeylerin tam olarak bir yere gelmesi. Aslında Türkiye'de bence pandemi de bir vesile oldu. Yani pandemi sayesinde artık hani bunun başka yolu yoktur. Pozitif bir etki sağladı yani. Yani şöyle, tabii pandemi iyi bir şey olmadı ama pandemi de birbirimize bakıp hani bu böyle olmaz yani. Bu sonunda başka bir şey, bir yere gitmek krizden lazım. Krizden bir fırsat çıkması gibi. Bir fırsat çıkma gibi bir şey oldu. Aynı zamanda bizim gibi mevcut yapının içinde olmayan yeni nesil bir operatörün gelmesi ve aslında mevcut düzen, mevcut planları sorgulaması, yani neden öyle olsun ki, başka yapalım dememizde o dinamiklik, sorgulayıcı taraf, challenger dediğimiz, hani biz farklı bir şey ortaya koyacağız dediğimiz tarafta en de sonunda bazı şeylerin hızlanmasını, farklı yöne gitmesini de ön ayak olduğunu düşünüyoruz. Gelişmiş teknolojilerden bahsediyorduk burada. Daha fazla uğraşılması ve buna katkı sağlanması. Dünyada 5G teknolojisi şimdi konuşuluyor ve 5G yani çok popüler. Üzerine spekülasyonlar var. İşte yok işte beyinleri kontrol edecek falan. Dünya kadar saçmaladıkları şeyler var. Ama şunu biliyoruz ki 5G ileri bir teknoloji ve dünya şu an hani buna hazırlanıyor. Sizin TürkNet olarak 5G ile alakalı bir çalışmanız var mı ve bu teknolojiyi nasıl buluyorsunuz? Yani teknoloji gelişimde ilk önce kablolu, akabinde kablosuz ve baktığımızda hep aslında kablolu altyapılarının kapasiteleri, hızları bir tık üstteyken kablosuz biraz geriden gelip biraz daha düşük kapasiteli, zaten fizik kuralları gereği. 5G'nin merak uyandırması ve heyecan yaratma aslında her ne kadar fiberle yarışabilecek kapasiteye ulaşmasa da çok ciddi yaklaşıyor olması ve çok yüksek hızları artık geniş kitlere verebiliyor olmasını sağlıyor. Bir mobil şebeke veya bir 5G şebekeye baktığınızda aslında kablosuz kısım sadece sizin telefonunuz veya cihazınızla baz istasyonu arasında. Sonra baz istasyonların kendileri yeni bir fiber şebekeyle birbirine bağlı. Yani uçtan ben sizinle 5G konuşması yaparsam aslında kablosuz gitmiyor. Benden baz istasyonuna kadar telsiz gidiyor, sonra fiber. Dolayısıyla kuvvetli bir 5G şebekenin temelinde bir defa fiber var. Yani kulağa ters geliyor ama en iyi mobil şebeke aslında en iyi fiber şebekeye bağlı baz istasyonlardan oluşuyor. TürkNet'in şu anda yaptığı, son 15 yıldır yaptığı aslında fiber döşemek. Yani şu anda bizim 25'ten fazla şehirde çok ciddi fiber altyapımız var. Bugün bir kablosuz lisansa veya bir frekansa sahip olan bir firma değil TürkNet. Hani bir şeyiz. Fakat ilerleyen dönemde bir 5G ihalenin yapılması ve artık frekansların ihale edilmesi gündemde konuşuluyor. Böyle bir ihale olması durumunda ve dördüncü olası operatör veya yeni bir operatöre belirli bir frekans imkanı tanırsa TürkNet olarak buna talip olmak isteriz. Çünkü bizim zaten hali hazırda fiber optik şebekemiz bunu besleyebilecek, iyi bir hizmet verebilecek bir şey olur. Ama aynı zamanda şunu da demek isterim. 5G tıpkı uydularda olduğu gibi halen tamamlayıcı, yani ikame tam olabilecek bir şey, bir teknoloji değil. Yani fiber optiğinin sınırsız kapasitesi, sürekli yükselen hızların kablosuz tarafında birebir eşleni yakalamak zor. Fark azalsa da fiberin her zaman bir üstünlüğü var. Yani dolayısıyla bizim evlere kadar fiber yatırımların boşa gideceğini düşünmüyorum. Onlar her zaman ihtiyaç var. Ama fiberin ulaşamadığı, ulaşmayacağı yerlerde var. Büyük bir ülkede yaşıyoruz. Köyler, köylerde vesaire. O açıdan 5G çok güzel bir fırsattı Türkiye için. Anladım, anladım. Teşekkür ederim. Nedir bu? Tabii şimdi TürkNet bir telekom firması ama aynı zamanda bir teknoloji firması ve bunda çok
önemsiyoruz. Sadece telekom yatırımı yapan, fiber döşen bir firma değiliz. Aynı zamanda teknoloji yatırımı yapıp kendi yerinde Ar-Ge merkezimizde 100'den fazla teknoloji geliştirici arkadaşla, yazılımcıyla kendi kullandığımız yazılımları, sistemlerimizi, arayüzlerimizi, şebeke takip sistemlerimizi, arıza tespit sistemlerimizi geliştiriyoruz. O yüzden burada gördüğünüz ekranda tamamen bir teknoloji şekli. Bizim teknoloji altyapımız, yazılımsal altyapımız, hangi teknolojiler kullanıyoruz ve ölçeklenebilir mimarimizle alakalı bir devam eden bir çalışmamız, bir tartışmamız bizim CTO dediğimiz Chief Technology Officer arkadaşımızla birlikte. O da tamamen telekom sektör dışında teknoloji şirketlerinden gelmiş biri. Yani modern dünyada tabii ki altyapı önemli, telekom altyapıları şey yapmak ama artık deneyimi belirleyen, sizi bir ön planda tutan ve fark yaratan şey aslında yazılım tarafında ve teknoloji geliştirmek, sistemlerinizi yapmak. Eğer siz yani her altyapıda, şebekede en de sonunda bir arıza meydana gelebilir. Şimdi hangi operatör bunu hızlı tespit eder, hemen kimler etkilendi, ona göre hızlıca bilgilendirme mesajı yaptı, o firma aslında ön planda bir deneyim sunuyor. Yani tıpkı evlerimizde elektrik kesildiği gibi artık internet kesilince hemen ayağa ne oldu ne etti, yan binada var mı yok mu, bir ben mi etkilendim yoksa mahalle mi etkilendi, ona göre şey yapacağım. Eğer ciddi bir arızaysa belki işimi görmek için başka yere geçerim ama işte anlık bir şeyse veya çözebileceğim bir şeyse şey yaparım. Bunlar çok önemli insanların hayatlarında. Dolayısıyla teknoloji yatırım yapmak, deneyimi iyileştirmek çok önemli. Bu ekran aslında bunları anlatan. Böyle baksam ben pek bir şey anlamazdım yani. Şimdi çok daha net oldu. Teşekkür ederim. Sizin daha önceden bu liseler arası First Robotic Competition yarışmasını desteklediğiniz ve orada yer aldığınızı görmüştüm. Peki sizin bunun dışında başka desteklediğiniz projeler var mı? Gençlere dönük ya da üniversitelerle çalışmalarınız var mı? Yardımlarda bulunuyor musunuz? Hani TürkNet olarak teknoloji ve girişim ekosistemine çok inanıyoruz. Bu ekosistem hem bizi besliyor çünkü teknolojinin gelişimi ve teknoloji gelişimler TürkNet'e de yarıyor. Biz de bir teknoloji geliştiren firmasıyız. Aynı zamanda bizim yaptığımız bu altyapı çalışmaları, bu fiber optik kapasiteler aslında girişimcilerimiz için inanılmaz bir nimet. Çünkü bu sayede dünyaya bağlanıyorlar, dünyayla rekabet ediyorlar, en iyi kaynakları dahil oluyorlar. O yüzden First Robotic Competition'ın dışında birçok teknoparkta, Türkiye'de birçok ilde, 20'den fazla teknoparkta fiber yatırımı yaptık. Oradaki girişimcilerle, teknoloji firmalarına gigabit hızında çok makul fiyatları hizmetler sunuyoruz. Genel olarak girişimci ve teknoloji firmalarla çok yakın işbirliği yapan bir firmayız. Yani TürkNet'in belki sektörde bir farkı ve bakış açısı şöyledir. İnternet sektörü aslında iki ayrı sektörün bir yere gelmesinin sonuçlanan bir alan. Bir yandan daha devlet yapılanmasıyla ortaya çıkan telekom, geleneksel telekom sektörü. Hani bu PTT'den başlayıp telegraf hatlarını çekti. Daha bürokratik, daha devlet gücüyle bir temel altyapı yatırımı gibi. Diğer tarafta bilgisayar sektörü var ve özellikle 70'li 80'li yıllarda işte Steve Jobs, Steve Wozniak, Apple Computer, sonra Atari'ler vesaire çok farklı bir akım. Bunlar işte devletten falan çıkan şey, tabii ki temel teknoloji gene devletin katkısı oldu ama bu yeni bilgisayarların daha heyecanlı, dinamik ortam aslında girişimcilerden çıktı ve çok farklı bir akım. Daha rekabetçi bir akım. Bu iki akımın birleştiği nokta internet aslında. Çünkü hem telekom altyapıları gerekiyor ama aynı zamanda bu bilgisayar ve dinamik ortam da gerekiyor. Şimdi TürkNet sektörü içerisinde aslında bu daha girişimci nesili ve yaklaşımı temsil eden
bir firmayız. Yani biz sonunda inanıyoruz ki elbette yatırım önemli, uzun vadeli yatırımlar yapmak. Ama diğer yandan internetin cazibesi, özünde aslında bu dinamiklik var. Bir bilgi toplumu var. Yani herkesin orada üretken olabildiği, yeni fikirlerin sadece 2-3 oyuncudan değil, çok sayıda olası girişimciden çıkabildiği. Yeni beyinlerden, genç evet, beyinlerden. Evet, gelmesi o aslında zenginliği burada. Doğru. Dolayısıyla buna çok inanıyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz. First Robotic Competition böyle çok güzel. Çok genç, lise çağındaki şeyleri artık sen yapabilirsin aslında özünde. Özgüvene veren bir büyük sistem. Büyük bir motivasyon kaynağı. Yani tabii robotlar içinde yapılıyor, bunlar yapıyor. Yani ben yapar mıyım bir robot? Liseli zor diye düşünüyorum ama yapıyor aslında. Ve bunun bir parçası olmak bizi çok memnun ediyor. Tabii sadece bunun destekleyicisiyiz. Ama bu çok başarılı girişim bir parçası olmak çok bizi mutlu ediyor. Ve buna benzer teknoloji geliştirenlerin yanında olmak, destek olmak, üniversitelerimiz, teknoparklarımız çok önemsediğimiz bir alan. Anladım. Bir başka konuya değinmek istiyorum buradan. Biraz güncelli bir konu aynı zamanda. Türkiye biliyorsunuz ki çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Ve buradaki en büyük sorunlardan biri de iletişim oldu. Çünkü internet altyapıları da çöktü. Ve hani başında da bahsettiğim gibi internet haberleşme, kanıtlar sunma, yardımlaşma, bilgi alma konusunda çok kritik bir noktada. Bu tip doğal afetlerde interneti kaybetme gibi ya da oradaki altyapının çökmesi ya da pek çok yaşanılan sorun nasıl önlenebilir sizce? Çok önemli bir soru ve gerçekten hani internet hayatımızın, ev hayatımızın, iş hayatımızın, kişisel hayatımızın her yerine girmiş durumda. Artık internetin kesilmesi ev hayatı bitiriyor. Artık işte eğitime devam edilemiyor, eğlence duruyor, araştırma yapamıyoruz. İş hayatında keza çok kritik öneme sahip. Dolayısıyla internetin sürekli çalışıyor olması, performanslı olması çok çok önemli. Depremle birlikte hani ne kadar kırılgan olabildiği ve birden yokluğu ne kadar hissedildiğini hayati öneme daha hepimiz hissettik. Şey oldu, hepimiz hissettik. Şimdi orada bundan benim çıkarım nedir? Aslında altyapı tarafında uzun süredir dünyada ve ülkemizde tartışılan hani tekil altyapı mı olmalı, olmamalı mı, nasıl olmalı? Çünkü geçmişimiz tabii bir tekel yapısından geldi ama bütün dünyada artık rekabete açılmış. Ama ne kadar gerçekçi bu altyapılarının tekrarlanması, yani gerçek bir altyapı rekabeti, yoksa bununla uğraşmayıp hani bir tane altyapı birileri devlet mi yapsın, kimse yapmasın mı, yani gibi tartışmalar var. GSM operatörleri de çöktü zaten. Onların altyapı sistemleri de çöktü. İnsanlar sadece sosyal medyadan, işte Twitter'dan, Instagram'dan ulaşıyorlardı. İnternet orada en iyi kaynaktı. Yani insanların birbirine haber uçurabileceği ve yayabileceği bunu. Yani şöyle, şimdi orada bence bu felaket şunu gösteriyor. Bir defa aslında altyapıda rekabet mümkün. Birden fazla altyapı yapılabiliyor ve yapıldıkça da aslında değil israf, ülkeye bir zenginlik katıyor. Çünkü dayanıklılık, alternatiflik sağlıyor. Şimdi depremde çöken altyapılar da oldu. Ama aslında baktığınızda bazı illerde bir operatörün altyapısı çöktü, diğeri devam etti. Kaldı. Başkası değildi, tam tersi oldu. Ve çok hızlı bir şekilde dayanışma kapsamında operatörler birbiriyle çalışarak, TürkNet'e dahil olarak birbirimize destek de olduk. Destek de aldık. Yani en de sonunda o sayede çok daha hızlı ayağa kalktı. Yani bir operatörün orada altyapı kaybetmesi, bir de diğerinin ayağa kalkması, hemen ben size bir şey yapayım, bağlayayım, sen de orada bağla vesaire ve çok daha hızlı bunun bir yere kadar çalışmasını sağladı. Çok daha kötü olabilirdi. Tek altyapı olsaydı daha da beter olurdu. Yani o açıdan aslında altyapılarının çok olması, altyapı tarafından alternatiflerin oluşturulması, bu yatırımların yapılabilmesi, izin verilmesi aslında bir şey katıyor. Ve bence bu çok önemli bir ders. Çünkü yani istediğiniz kadar iyi tasarlayın, tekil bir altyapı bir yerde çöker gider ve bütün ülkeye, bütün hayatlarımızı bir unsura bağlamamız çok büyük risk.
Yani mutlaka onun alternatifleri gerekiyor. Peki alternatif olarak dünyanın en zengin adamlarına Elon Musk var ve Elon Musk bu Starlink uydularını internet üzerinden yani Türkiye'ye anlaşırsak yollayabiliriz dedi, dünyaya sunuyor. Sizce mesela uydu sistemleri bir çözüm mü internet sağlayıcısı olarak? Yani çünkü bence, yukarıda uzayda. Tabii, yani şimdi tıpkı 5G'de konuştuğumuz gibi uydu kesinlikle çözümün bir parçası. Uydu bu arada hani çok sayıda uydu girişimi var. İnternet sağlayıcı olarak Starlink bunlardan bir tanesi belki en bilinen ama başkaları da var. Şu anda yani uzun süredir var ama özellikle şu anda düşük yörünge ve orta yörüngede yepyeni teknolojiler kullanaraktan daha üstün hızlar sunarak bir şeyler. Ama Starlink sadece bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin de uyduları var. Türkiye'de hizmet veren lisansı sahip de çözümler var. Bunu yapmak aslında çok zor mu sizce? Yani? Yok, bunlar var ve fakat uydu genellikle daimi olarak yoğun şehirlerde kullanımı en sonunda kapasite kısıtlamalardan, sınırlamalardan daimi çözümden ziyade felaket anında çözüm. Çok kırsal bölgelerde fiberin veya karasal altyapılarının 5G'nin ulaşamayacağı veya zor ulaşacağı yerlerde daha tamamlayıcı. Ama felaket anında hızlıca bir uydu yapabilmek çok önemli ve Türkiye'de yapılmıyor yani değil. Devreye yapılıyor. Sokulacak yan güç gibi. Tabii. Ve sokuluyor da Türkiye'de de şu anda bunlar yapılıyor. Yani şeyin içinde, reçetenin içinde, çözümler arasında bu uydu mutlaka yer alacak ve teknoloji geliştikçe daha da farklı bir şekilde ve belki daha büyük bir boyutta yer alacak. TürkNet olarak sizin asıl hedefiniz nedir? Yani TürkNet bir misyon firması ve özgürleştirmek, internetin inanılmaz potansiyeli, bilgi yayılımı konusunda, kalkınma konusunun her yere ulaştırma bizim için önemli. Şu anda önemli adımlar atıyoruz ama daha yapacak çok şey var. Aynı zamanda evlere kadar, kapılara kadar yüksek hızlı, sınırsız internet ulaştırmak la bitmiyor iş. Aslında ev içi de bir ortam var. Ev içinde de şu anda Wi-Fi teknolojiler kullanılıyor ve sorunlar yaşanıyor. 1000 megabit kapıya kadar geliyor ama sonra ev içinde arka odadan çekmiyor. Ben girdim çağrıya birden sıkıntı yaşamaya çalıştım. Neden? Çünkü ev içi ortam sıkıntılı. Biz artık ev içi ortamı da etki etmeye, yönetilen Wi-Fi denilen bir kavramla, Smartify denilmez bir kavramla o ev içi Wi-Fi'yi de her odaya kadar bu yüksek 1000 megabitlerin ulaşması ve her odadan insanların sonuna kadar internet kullanabilmelerini sağlıyoruz. Yani iletişim teknolojileri toplum içinde herkesin üretken olduğu, her bilgiye ulaşabildiği, o sayede kendi yaratıcılığı ortaya koyabildiği bir toplum bizi heyecanlandıran bir şey. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. 10 yıl sonra teknoloji ne olur, nasıl olur söylesem ben de bir yere kadar biliyorum, bir yere kadar bilmiyoruz. Hep birlikte bu teknoloji geliştiriyoruz. Ama şunu biliyorum, iletişim teknolojiler kalıcı. Çok önemli hayatımızda ve her geçen gün daha da önemli. Biz TürkNet olarak kendi teknoloji, Türkiye'de teknoloji geliştirerekten bunun bir parçasıyız. Toplumda toplumu dinleyen, ihtiyaçları, kullanıcılardan gelen sıkıntıları, ihtiyaçları, isterleri de dikkate alarak, bizim kendi yaptığımız araştırmaları da bir yere getirerekten bu gelişimin önemli bir parçası olma heyecanı yaşıyoruz ve hayallerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
15-20 yıl sonra, belki daha da uzun bir süre bazında, internetin ülkemizde ve dünyada nereye geleceğini düşünüyorsunuz? Hani biz demin dediğim gibi çok net olarak bilgi toplumu, internetin özgürleştirme, güçlendirme, empowerment, insanları eşitleyici gücüne çok inanan bir firmayız. Yani baktığınızda iletişim ve haberleşme teknolojileri aslında ilk başta daha kitle teknolojiler çıktı ve çok asimetrik bir yapı var. Üretenle tüketen arasında çok ciddi bir fark olup bir tarafı üretiyor ve güce sahip, diğer taraf tüketiyor. İnternetin devrimsel veya çok farklı tarafı çok daha eşitleyici ve çok daha her tarafa ses veren bir yapı olması. Yani internette sadece tüketici değilsiniz. İnternete bağlanaraktan kendi sesinizi duyurabilirsiniz, kendiniz temas kurabilirsiniz ve geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz. İster ülkenizde, ister dünya çapında. Bu çok farklı bir şey ve sonunda aslında internet pahalı malı dedik ama şu anda en baba interneti Türkiye'de birkaç yüz liraya alabiliyorsunuz aslında. Bunlar büyük para değil. Şimdi ben eski teknolojilerde ben en iyisini almak istiyorum. Yani milyonlarca, yüz milyonlarca dolardan bahsediyordu. Yani herkes internette çok güçlü bir hata, çok güçlü bir sese sahip olabiliyor. Bu çok değerli. Şimdi bu değer tabii toplumda ne kadar çok olursa, ne kadar herkes, toplumda herkes bundan istifade ederse o kadar da zengin oluyor. Az kişi de kalınca onunla sınırlı kalıyor. O açıdan bu yüksek hızların, sınırsız anlayışın, yani internetin gene eski telekom teknolojiden farklı olarak aslında taksimetresiz. Şimdi telekom hizmetlerin geçmişi hep taksimetreden geçiyor. Yani kontür, kaç dakika konuştun, 3 dakika konuşana evet. Bu kadar fatura, 7 dakika. Dolayısıyla sürekli sınırla kendini, çok da fazla konuşma. Benim çocukluğumda Ecolay falan vardı, böyle ufak paketlerde satıyorlar interneti. Paketler vardı, interneti. Saatler, dakikalar. Şimdi ama internetin özü ve felsefesi de bugünü, yani onun potansiyeli en de sonunda internette şöyle, belirli bir tabii ki bir ticaret var, bir ücret ödüyorsunuz ama ondan sonra tabii ki felsefe sınırsız kullanır. Yok çok kullandın, az kullandın, çok kullandın diye şey yap. Bence bunların internet felsefesine aykırı. Çünkü internet sonunda bir yere tıkladım diye para ödediğim bir yer değil. Çok tıkla, çok araştır, kendini daha fazla bilgi olarak zenginleştir ama onun için çok para harcayayım noktası değil. Dolayısıyla internet gerçekten sınırsızlık, özgürlük ortamı. Ve herkes ulaşabileceği bir noktaya gelecek mi? İşte rahatlıkla. Onu biz yani şimdi 15 sene sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Ya da bunu, dünyada. Veya dünya. Ben bunu çok hayal ediyorum. Yani artık toplumun, herkesin, her bireyin rahatlıkla ulaşabildiği, kendine şey yapmadan, sansürlamadan veya ya çok şey yapmayayım, etmeyeyim demeden rahat bir şekilde ne fazla ne çok topluma bağlayan, kendi içindeki yaratıcılığı ortaya koyabildiği, kişiliği yansıtabildiği bir ortam olması, aynı zamanda oradan beslenebildiği, kendini geliştirebildiği, işbirliği yapabildiği bir yapıya dönüşmesi, hayatın bir parçası olması. Epey ilerledik zaten baktığınızda ama toplumun her kesimi bu noktada mı? Henüz değil. Bence önümüzdeki yıllarda bütün toplumu kapsayıcı bir noktaya gelmesi çok kritik. Peki. Cem Bey, bize zaman ayırdığınız için ve bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrardan bilim teknoloji evreninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.